Bir sahne 2 mg 28 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir hormon ilacıdır. Etkin maddesi olan Dynagest, progesteron adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Her bir tablet 2 mg Dynagest etkin maddesi içerir. Endometriozis adı verilen rahatsızlığın tedavisi için kullanılır. Endometriozis, rahim iç tabakasının, endometrium, rahim iç yüzeyi dışında bir yerde yerleşmesine verilen isimdir. Rahim iç tabakası, adet döngüsünün seyri içinde her ay kalınlaşır ve daha sonra adet kanaması mekanizmasıyla vücut dışına atılır. Rahim dışı bölgelerde bulunan endometrium dokusu da aynı şekilde kalınlaşır, ancak kanama dönemlerinde vücut dışına atılamaz ve bulunduğu bölgede iltihap ve ağrıya yol açar. Visanne bu dokunun gelişmesini engeller ve endometriozis hastalığında görülen, karnın alt tarafında leğen kalça bölgesindeki ağrıları ve ağrılı adet kanaması şikayetlerini azaltır. Endometriozis tedavisi uzun süreli bir tedavidir, adet kanamasının başladığı dönem ile sona erdiği dönem menopoz arasında kullanılabilir. Her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız. Günlük kullanım dozu bir defa bir tablet olarak alınır. Tabletleri adet kanaması olan günler dahil, sürekli olarak kullanınız. Bir kutu bittiğinde, ara vermeksizin bir başka kutuya başlayınız. Visanne uzun dönemli kullanım içindir. Tercihen günün aynı saatinde, ihtiyaca göre yeterli miktarda sıvı ile birlikte alınız. Çocuklarda kullanımı, adet görmeye başlamadan önce kullanılmamalıdır. Visanne kullanımı ergenlerin, 12 yaş ila 18 yaş altı, kemik güçlerini etkileyebilir. Bu nedenle, 18 yaş altındaysanız, doktorunuz olası kemik kaybı, osteoporoz risk faktörlerini göz önüne alarak bireysel bir hasta olarak sizin için Visanne kullanımının fayda ve risklerini dikkatlice tartacaktır. Yaşlılarda kullanımı uygun değildir. Eğer bir veya daha fazla tablet almayı unutursanız, tabletinizi hatırlar hatırlamaz alınız. Aynı gün içerisinde iki doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Başlıca yan etkileri, bulantı, karın ağrısı, gaz şikayeti, karında gerginlik, kusma, sivilce, saç dökülmesi, sırt ağrısı, göğüslerde rahatsızlık hissi, yumurtalık kistleri, sıcak basmaları, rahim, vajinal kanama, lekeleme dahil. Halsizlik, asabiyet, gözde kuruluk, kulak çınlaması, spesifik olmayan dolaşım sistemi bozuklukları, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, nefes darlığı, ishal, kabızlık, karında huzursuzluk gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.